Siber zorbalık, yeni teknoloji ürünü araçlarla bir kişi veya grubun diğerlerine yönelik sürekli ve kasıtlı bir biçimde gerçekleştirdiği rahatsızlık verecek eylemlerdir. Örneğin, mobil cihazlar aracılığıyla başka birisinin görüntüsünü izni olmadan çekip aşağılayıcı, küçük düşürücü, tahrik edici ve benzeri yöntemleri kullanarak paylaşmak günümüzde yaşanan siber zorbalığa en iyi örneklerin başında gelmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle önüne geçme adına akademisyenler, araştırmacılar çeşitli çalışmalar yapmakta ve eğitimler vermektedir. Biz de Aksu Haber olarak sizlere siber zorbalık nedir, nasıl alet olunur ve siber zorbalıktan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerekir sizler için araştırdık. Değerli izleyenler, size şimdi kısaca siber zorbalığı anlatacağız. Arkadaşının kişisel hesabından, arkadaşının izni olmadan bir paylaşımda bulunmak, aslında siber saldırının bir örneği. Adına sahte hesap açıp kimliğine bürünerek veya uygunsuz paylaşımlarda bulunarak siber zorbalık yapmak işte bu siber zorbalığın bir örneği. Her yıl onlarca kişi siber zorbalıktan dolayı mağdur duruma düşüyor ve acı çekiyor sevgili izleyenler. Yalnızlık duygusu yaşıyor, kendisine ve çevresindekilere olan güveni azalıyor. Siber zorbalığın çeşitli yöntemleri var. Korktuğu veya utandığı için okula gidemeyen ve siber zorbalığa maruz kalan öğrenciler var. Sevgili izleyenler, peki siber zorbalıkla nasıl mücadele ederiz? Şimdi kısaca sizlere bunu anlatacağız. Arkadaşından izin al. Öfkeliyken paylaşımda bulunma. Pişman olacağın adımlar atma. Çünkü dijital mecrada Dijital ayak izi kesinlikle silinmez. Dedikoduların yayılmasına aracılık etme. Bu çok daha başka bir yön. Siber zorbalığın bir parçası olmaktan kaçın. Bununla ilgili birçok çalışma var. TÜBİTAK birçok çalışmayı akademisyenler aracılığıyla çalışmalarını devam ettiriyor sevgili izleyenler. Sosyal ağlarda hesaplarına erişimi sadece güvendiğin kişilere yap. Şifrelerini kimseyle paylaşma. Şifreler bizim hayatımızın birçok alanında. Sosyal medya hesaplarımız var, kredi kartı şifrelerimiz var. Bunların hepsi bizim özelimiz, şahsımıza özel. Onun için kesinlikle kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Yabancılardan gelen arkadaşlık isteklerini kesinlikle onaylama. Zorba olduğunu düşündüğün kişilerden gelen mesajlara kesinlikle cevap verme sevgili izleyenler. Çok önemli bir nokta. Facebook hesaplarından, Twitter hesaplarından, Instagram hesaplarından tanımadığımız, zorba olduğunu düşündüğümüz kimselerden gelen arkadaşlık isteklerini kesinlikle kabul etmememiz gerekiyor. Siber zorbalıkla mücadelede en önemli aşamalardan bir tanesi ise bu. Siber zorbalıkla ilgili şunu sizlere belirtmek istiyoruz. Kendine yapılmasını istemediğini başkalarına yapma. Siber zorbalığa alet olma, dedikoduya alet olma. Arkadaşından izin almadan onun Facebook hesabından, Twitter hesabından herhangi bir şeyi paylaşma ve kesinlikle Güvenmediğin kişilerden, ismini bilmediğin, tanımadığın kişilerden gelen mesajlara ve arkadaşlık isteklerine yanıt verme.